Sevgili izleyiciler, programımızın ikinci bölümünün konukları Biltes Eğitim Grubu Rehberlik Koordinatörü Sayın Burcu Çetin ve yine aynı kolejin bu yıl orta sonunda mezun olan öğrencisi Sayın Gülşah Aksu. Hoş geldiniz değerli dostlar. Şimdi hemen Sayın Aksu'ya dönelim. Sayın Aksu, bu sene 8. sınıfı bitirdiniz. Evet. Tabii bir dönem geçti. TEOG'lar. Evet. Sistem, Milli Eğitim Bakanlığı öyle diyor. Hı hı. Biz sınav diye ağzımız alışmış, hazırlık. Evet. Bu sırada evde anne, baba, ebeveynler, evet, komşu Hatice Hanım teyze. Derken okullar, rehber öğretmenler, hı, hazırlıklar, testler, kitaplar bir curcuna yaşandı. Kesinlikle. Şimdi öncelikle şuraya geleyim. Bir liseyi seçerken sen galiba, hı hı, 7. sınıfta geldin, mensup, evet, oldun okula. Niye geldin 7. sınıfta? Ne oldu da geldin? Önce oradan girelim. Şöyleydi. 6. sınıf bittikten sonra dershaneler kapanmıştı. Ben dershaneye giden bir öğrenciydim. Bu yüzden ben özel okulu tercih etme gereği duydum. Çünkü verdiği akademik bilgi, ayrıyetten sosyal yaşamı her türlü daha iyi olduğu için böyle bir seçimde bulundum. Peki ya devam et. Peki ben şuradan şey diyeceğim. Tabii devlet, hı-hı, ya da özel okullar bunlar fark etmez. Evet. Senin bahsettiğin hazırlık yapan kurumlar kapandıktan sonra, hı-hı, da bu görev otomatikman okulların, aynen, üstüne geldi. Yani sen öncelikle devlet ya da özel bir okul seçerken bu TEO hazırlıkta da artılarını eksilerini araştırdın mı? Tabii ki de araştırdım. Nasıl araştırdın? Sen ne yaptın? Şimdi insanlar seni, hı-hı, dinliyor. Onlar da bakacaklar, evet, yani. Şöyleydi. Hem internet sitesinden hem okulla bizzat görüşmemden hem de orada mesela okuyan öğrenci var mı? Varsa öğrencilerin görüşleri. Bir saniye. Bunlar çok önemli. Bakın efendim, Sayın Aksu'nun, evet, söylediğine çok iyi dikkat edin işte. Bu genç jenerasyon böyle, bu kuşak. Ne diyor? Orada okuyan öğrenciler varsa en doğru cevap, ister lise seçin, ister üniversite seçin ya da anaokulu, ilkokul, ortaokul seçin. Öğrenci en iyi müfettiş. Eğer mutluysa o kurumu seçin. Aynen. Buyurun. Öyle. Ben de böyle bilgilenmek için böyle şeylere başvurdum ve aldığım duyumlara göre çok güzel bir okul olduğunu duydum. Bu yüzden seçimimi okuldan. Peki, diyelim oraya gel. Nasıl, evet, bir hazırlık yaptınız? Şöyleydi, biz TEOG döneminde öğretmenlerimiz konuyu anlattıktan sonra o konuyla ilgili direkt bir test çözüyorduk. Bu konu kavrama testi dediğimiz KTT sınavlarıydı. Bu sınavlarda yaptığımız yanlışlar bizim için çok çok önemliydi. Hayati değer taşıyordu. Çünkü bu yanlışlara göre biz nasıl bir yol almamız gerektiğini öğreniyorduk. Bu yolla birlikte yanlışımızı hemen kapatıp diğer konuya çok rahat bir şekilde geçebiliyorduk. Peki deneme sınavları nasıl oluyordu? Konulara göre mi yoksa komplike bir denemesi nasıldı? Bu karışık oluyordu. Yani bütün konulardan önemli sorular, önemli neler çıkabilir, TEOG'a yönelik sorulardı bunlar. Bu yüzden TEOG'da da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok rahat bir şekilde girdik. Benzer tip sorular mı? Aynen, benzer zaten sorulardı. Zaten 8. sınıf soruları. Aynen, yani öyle. Artık gelmezse bir taraftan şeydir, eksi olabilir. Peki, hı, şimdi burada başka bir yere girmek istiyorum. Hı hı. Diyelim burada, çünkü 7'den 8'e geçenler, hı, var. Onlara da burada yol gösteriyoruz. Evet. Bu gerek konu kavrama testleri olsun, hı hı, ki bilginin aktarıldığı. Ben şöyle söyleyeyim. Daha sonra ne oluyor? Diğer sınavlarda bilgi dayanıklı hale geliyor. Evet. Deneme sınavlarıyla bilgi puana çevriliyor. Tabii ki. Olay bu. Peki burada sınavlarda ya da testlerde yapamadığın soruların neden, niçin, nasıllarını öğretmenler size yardımcı oluyor muydu? Çözüyorlar mıydı? Tabii ki de oluyordu. Bize neden yapamadığımızı, nasıl yapılması gerektiğini teker teker öğretiyorlardı. Öğrettikten sonra hala eksiğimiz varsa, kafamızda soru işaretleri kaldıysa o gün hemen çıkışa bir etüt konuluyordu. Bu etütlerle o konu tekrardan anlatılıyor. Tekrardan o yanlışlarımızın üzerinde duruluyor ve biz artık bu konuyu anlamış, diğer konuyu geçmeye hazır bir öğrenci oluyorduk. Peki kaç puan aldın sen? Ben TEOG'dan 497 aldım. 497 aldın. Evet. Peki şimdi ne olmayla ilgili kafanda oluşturduğun bir proje var mı? Tabii ne olmayı düşünüyorsun? Ben 8 yıldır hukuk okumak istiyorum. Hukuk? Evet. Kendi ilgi ve yeteneklerime uygun bir okul tercih etmek istiyorum ve ben hani konuşkan bir insanımdır, ikna yeteneğim var. Belli. İçeride cecir konuşuyordun. Evet. Bu yüzden hukuk okumak istiyorum. Hayallerimin gerçekleşmesi için her zaman kendime emin bir şekilde bir duruş sergilemeliyiz. Çalışıyorum. İstiyorsun. Evet. Peki oradan başka matematikle aran nasıl? Seviyorum. Matematikte bayılıyorum çözmeye. Ya. Çünkü bayıl niye? Hukukta eğer hukukçu, matematik bilen bir hukukçu her zaman muhakeme, evet, etme gücüne sahiptir. Evet. Bu çok önemli. Türkçe'yi de iyi kullanıyorsun. O tarafına baktım. Peki devlette hangi okulları düşünüyorsun seçmeye?
Tabii ki de en iyi okullardan başlayacağız. Benim aklımda her zaman Galatasaray vardı. İstanbul Erkek Galatasaray. Galatasaray İstanbul Erkek. Peki burada bu sırada yabancı özel okul düşünüyor musun? Yok, ben düşünmedim. Yani her zaman bir hedefim vardı. Bu hedefim doğrultusunda tercih yapacağım. İçeride bir şey daha söyledin. Lisesinin üniversitesi olan derken kalbim biraz da Galatasaray Lisesi tarafından atıyor. Evet. İnşallah olur diyelim. Efendim konuklarım Biltes Eğitim Grubu Rehberlik Koordinatörü Sayın Burcu Çetin ve yine aynı kolejin öğrencisi Sayın Gülşah Aksu sohbete devam ediyoruz ve bu defa Sayın Çetin'e dönüyoruz. Ortaokullarda rehberlik biriminin önemi nedir Sayın Hocam? Ortaokullarda rehberlik birimi ayrı bir önem taşıyor. Çünkü öğrencilerimiz hem bir yandan ergenliklerini yaşıyorlar hem de okullarda sınava girip bunun yanı sıra 8. sınıfta gerçek sınav olan TEOG'a hazırlanıyorlar. Bu doğal olarak onlarda bir kaygı yaratıyor. Bunun yarı sıra aileleriyle ve diğer arkadaşlarıyla birlikte çatışmalar yaşıyorlar. Bu noktada kilit isim rehber öğretmen oluyor. Öğrencilerimize hem bunlarla nasıl baş edeceğini hem aldıkları bilgileri nasıl kullanabileceğine yönelik destek oluyoruz. Yani ne yaparsınız hocam? Mesela bir öğrenciyle ne yaparsınız? Bana onu anlatın. Bir öğrenci örneğin çok test çözen, çok soru çözen ve buna rağmen istediği puan yakalamayan bir öğrenci alırım bir test yaparım. Stresinin düzeyine bakarım. Stres düzeylerine bakarım. Bunu tüm 8. sınıflarıma yaptım. Bu testte yüksek çıkan öğrencilerimle hem bireysel hem grup rehberliği yaptık. Yani TEOG'a kadar öğrenci hem akademik anlamında öğretmenlerimizin desteğiyle hem de psikolojik anlamda benim desteğimle o anda heyecanlanırsa ne yapacağına kadar işte nefes egzersizleri vesaire bunları öğrenmiş oluyorlar. Peki yani buradan şuraya da geçelim. Şimdi rehberlik birimi demek yalnızca sınava hazırlanan akademik rehberlik birimi değil. Bunun bir de duygusal tarafı var ya da siz ona bilimsel ne diyorsanız söylersiniz. Yani mesela gencin ailesiyle ilgili bir sorunu olabilir ya da ailenin öğrenciyle bir sorunu. Bunlar da nasıl yaklaşımlar getiriyorsunuz? En çok karşılaştığımız problem dediğim gibi ergenlikle ilgili problemler. Çünkü çocuk artık bir yetişkin olmaya aday. Ortaokulda bunun tam noktası, tam o yaş aralığında. Aileler genelde bana öğrenci işte bu zamana kadar böyle değildi. Daha çok tepki veriyorlar bana. Daha çok stresli. Benimle çatışmaya giriyor ya da arkadaşlarıyla bu şekilde bir çatışmalar yaşıyorlar. Bu konuda ailelerden aldığım en büyük talep bunlara yönelik destek vermem. Bunun dışında da yine ders çalışmayan bazı öğrencilerimiz bu tabii akademik. Bu konuda destek istiyorlar benden. Soracağım hocam bu çok yani özel bir sorudur ama bu cinsiyete bakıldığında erkek öğrenciyle kız öğrencinin karşı cins yani diyelim kız öğrenci size ya da erkek öğrencinin size güvenleri arasında bir farklılık var mı? Hayır, hiçbir farklılık yok. Ya da açılmalarında, konuşmalarında. Hiçbir problem yok. Zaten ilk tanışma görüşmemizi yaptıktan sonra tamamen bu güven oluşuyor aramızda. Çünkü biliyorlar ki ikimizin arasındaki bu konuşulanlar öğrenci ve benim hiçbir zaman hiçbir kimseye gitmez. Şimdi ben oraya getirmeye çalıştım. Evet, güvenilir olması bir rehber öğretmenin çok önemli oluyor bu konuda. Peki hocam gelin şimdi yolu biraz değiştirelim biz gidelim yavaş yavaş da. Şimdi dershane kapandı tabii biliyorsunuz. Bu sırada devlet ya da özel okullara bir görev. Yani zaten yapmaları gereken bir işlem geldi. Sınavlar. Çünkü bir gerçek de var sınavlardan kaçınılmaz. Yani ideal bir öğrenciyi devlet ya da özel okulda nasıl sınava hazırlanır? Lise girişi. Evet. Öncelikle ben hem devlet hem özel okulların öğrenciyi bu konuda yetiştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ancak bizim okulumuzda yapılanlardan kısaca bahsetmek gerekirse, mesela biz öğrencilerimize Gülşah'ın da bahsettiği gibi haftalık konu tarama testleri yapıyoruz. Ya lütfen birbirinizin sözüne girin yani. Sen de aynı şeyleri söyle. Böyle bir aile ortamına getirelim burayı. Böylece öğrenci o konuda yaptığı yanlışları hemen fark ederek bunu doğrusunu öğrenmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Her cumartesi günü bizim kurucumuzla, müdürümüzle benim ve branş öğretmenlerimize yaptığımız bir toplantımız var. Evet, kurucunuz Sayın Can Uysal Beyefendi. De buradan saygılarımızı iletelim. Benim çok sevdiğim kardeşimdir kendisi. Her cumartesi tek tek öğrencilerin puanlarına bakarak niçin örneğin Gülşah'ta 5 puan 10 puan düşüş olmuş? Bunun sebebi nedir? İşte bana gelir. Ailesel bir problemi mi var? Peki sende oldu mu öyle bir şey? Tabii ki de yani bazı dönemlerde oldu. Yani yükseliş olduğu gibi düşüş de oldu. Ne yaptınız? Hadi karşılıklı konuşun. Ha. Ne yaptınız? Şöyleydi yani ben de düşüş olduğu zaman tabii ki psikolojik olarak bir üzüntü. Hani ya tekrar başaramazsam ne olacak? O tarz şeyler olmuştu. Ve hemen soluğu rehberlikte aldım. Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Çok sık Gülşah en sık yanıma gelen öğrencilerden çok da memnun oldum bu konuda. Şöyle ki mesela Gülşah'ın benim için en önemli noktası onda keşfettiğim hırslı olmasıydı. Gülşah bu hırsı sayesinde ne kadar çok aralarda düşüşler yaşasa da toparladı.
Bunu bugünü bırak, yarına bak, değil mi? En çok söylediğim evet. bu oldu. Bugün bitti. Bu denemede sen öğrenmen gereken evet. her şeyi öğrendin. Yanlışlarını evet. gördün. Artık önümüze bakıyoruz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi yakaladım. Yani en önemlisi buydu. Yani tek bir bakış açısı, yani alt gözlüğümüzü çıkarıyorduk evet. orada artık. Peki Gülşah hukuk istiyor. Ortaokulda böyle bir kariyer yapmak doğru mu? Yani kariyer planları yapmak doğru mu sizce? Yani şöyle adım olarak olabilir. Çünkü çok net kendisi. 8 yıldır bunu istediğini söylüyor. Tabii ki bunu zaman gösterir ama ortaokulda küçük küçük adımlarla meslekleri belirliyoruz. Bununla ilgili yine bazı envanterlerimiz oluyor. Öğrenci bilgi... Ne envanteri bu? Meslek belirleme. Öğrenci mesela bir iki tane meslek arasında gidip geliyor. Bu envantere göre diyor ki ben buna daha yatkınmışım. Bunu öğrenmiş oluyor. Ve önünde bir yol haritası çizilmiş oluyor. Yeteneklerini, ilgilerini keşfediyor. Tabii ki bunlar kesinlik değil. Zamanla değişebilen şeyler ama en azından önünde onun bir ipucu olmuş oluyor. Aynen. Hadi ben sizin masanıza ortak bir soru atayım. Şimdi önümüzdeki sen öğrenci gözüyle, siz de tabii bir uzman gözüyle bakın. Önümüzdeki yıl şey olacak, söyleyin adını. Evet. Sınava girecek gençler var. Örneğin sen öğrenci gözüyle evet. onlara tavsiyen ne? Bu yaz gerçekten hani her gün böyle sıkı sıkı çalışın demiyorum. Tabii ki de arada birkaç molalar böyle eylemin de hani sadece sıkıcı olarak dinlensinler. Ama yine de ipin ucunu bırakmasınlar, çalışsınlar. Yavaş yavaş böyle biraz başlamaları lazım. Çünkü yazın öğrendiğin daha fazla akılda kaldığını düşünüyorum ben. Hani hocan anlattığı zaman bir aklında ben buraya çalışmıştım diye biliyorsun. Peki çalışmazsa ne olur? Unutabilirler mi? Yani tekrardan devreye girerken biraz daha fazla mı çalışmaları gerekir sence? Yani unutabilirler. Çünkü konular unutmaya meyilli konular. Sözel konular özellikle. Sayısalda formüller olsun. Hani hocalarımız zaten bizim sürekli tekrarlar olsun, destekleyici sorular olsun. Hepsini yaptıkları halde yine de öğrencide bitiyor her şey. Siz bir uzman gözüyle ne diyorsunuz? Şimdi siz anne babalara özellikle evet. annelere sesleniyorsunuz. Yani bu ortaokul olayında karar mekanizması anne. Evet, aynen öyle dediğiniz gibi. Şimdi ben annelere o zaman çok uçlarda geçirmemeleri gerektiğini Nedir soruyorum. Çocukların. Yani ne tamamen kitabı defteri açmayayım, köşeye atayım, bütün yaz ya bulunduğumlara bakmayayım. Ya da 24 saat çalışayım. Ya da 24 saat ders çalışayım. Bunun ortasını bulsunlar. Uçlara getirdik, ortaya evet, geldik. Evet, ortada bir yerde buluştuğumuz zaman çok mutlu olacak hem çocuk hem aile. Peki ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Benim önerilerim kendi öğrencilerime de aynısını söyledim. Çocuk 28'e geçti. Evet. Siz mesela öğrencide ne dediniz? Biz dedik ki yazın bir program verdik öğrencilerimize. Siz program verdiniz. Evet, biz bir program verdik. Programı şöyle bir konuları belli, işte çözmeleri gereken sorular belli. Her öğretmenin kendi branşında, reçete kendi uzmanlığında. Yani. Evet. evet. Ve bunların işte yazın bile olsa bir kontrolü sağlanıyor. Tabii aralara yine molalar, işte aktiviteler ekleniyor. Hem sıkılmadan 8. sınıfa hazırlanmak hem de o yazı boş geçirmemek adına çok güzel bir programımız var. Peki sence liseye girişte ailenin rolü ne? Anne babandan hatırla bunu. Yani ne bu bugün bu tarihlerde ne konuşuyoruz? Ne yaptı? Şimdi bir de tercih dönemi gelmesi. Ne yapıyorlar sen? Ne konuşuyorsunuz evde? Ya zaten benim kararım. Hiç konuşmuyoruz falan değil mi yani? Yemeği günde 3 öğün yemek, 3 öğünde konuşma var yani. Bunu biliyoruz. Yok, gerçekten ailem bana kararlarım konusunda her zaman destek verdi. Hani ne bileyim, şunu istemezdim ya. Mesela babam doktor olmak istiyor. Senin yüzdeliğin kaç? 0.24. Tamam. Yani babam mesela doktor olmak istedi ama olamamış. Hani bana dayatmıyor ki kızım sen doktor ol diye. Hani böyle arkadaş... Hayallerini... Aynen getir. Öyle. Böyle şeyler yapmadığı için benim kararlarıma destek... Saygı duyuyor. Aynen, saygı duyuyor, destekliyor. Bunlar benim için çok güzel şeyler ve bu yüzden ben liseye mutlu bir şekilde başlayacağımı düşünüyorum. Peki bir lisede neler ararsın? Lise benim ilgi ve yeteneklerime uygun bir eğitim verebilmeli. Ayrıca sosyal bir yaşamı olmalı. Bunu uygun lise ararım ben. Yani bu ikisi benim için çok önemli. İlgi, yetenek ve sosyal yaşam. Sosyal yaşam derken neyi kastediyorsun? Hani gerek yurt dışı gezileri, gerek böyle sosyal yardımlaşmalar. Kulüpler. Aynen, kulüpler. Hele kulüpler zaten biz okulumuzda her türlü kulübe girdik. Yani bu olanağı bize verdiler. Kulüpler bizim okulumuzda çok Peki farklı. Okulda kulüplere girdin, sosyal sorumluluk projelerin içerisine girdin mi? Evet, girdim. Ne yaptın? Köy okullarına kırtasiye yardımı olsun. Onların neyleri yok. Hani hepsini karşılamaya çalıştık yardımlar sayesinde. Kapak toplama. Evet, kapak toplama. Bir şey değil mi? Bir kapak toplama. Bizim evet. şimdi arkadaşlar bir araştırma yapmış. Yani hatırladığım kadarıyla bir kapak toplama var. Evet. Bir de galiba hayvan barınaklarına öyle bir şey var mı? Gazeteler, evet. masteler işte bir şeyler getirilmiş ve hayvan evet, barınakları. Evet, evet. Battaniye olsun. Battaniye evet. olsun. Tamam. Hatta ailelere evet. söylenmiş, büyüklerden de yardım alınmış Aynen falan öyle. Diye. Biz öyle bir bilgiler geldi bana. Hocam peki
peki şimdi tabii burada ciddi platforma girelim. Aileler bir lise seçerken neler dikkat etmeli? Aileler öncelikle okulu bir gidip görmeli. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz şey öncelikle bu. Okulu gidip görün, bir fiziki yapısına bakın. Daha sonra akademik olarak başarısı da önemli. Yani üniversiteye yerleştirdiği öğrencilerin puanları, mezun olanların başarısı. Bunun dışında yine sosyal aktiviteler, Gülşah'ın dediği gibi. Yabancı dil eğitimi olabilir. Yani ne istiyorsa öğrenci. Öğrenci yurt dışında üniversitede okumak istiyor. Ona göre bir kariyer yapmak istiyorsa okul tercihini buna göre yapmalı. Ya da yurt içindeki ulusal sınavları hazırlanmak istiyor ve buna göre bir okul tercihi yapabilir. Tamamen bunların ışığında veliler tercih yapmalılar. İşte benim aldığım yine ön bilgiler, çünkü benim de çok kuvvetli çalışan bir genç grubum var. Mesela İstanbul'da birkaç tane okul var. Bunlardan bir tanesini sizsiniz. Öğrencileriniz alınan puanlara ve yüzdelik sıralara baktığımda gerektiğinde hem Anadolu Lisesi hem de yabancı okul girme şansı elde ediyor. Burada da bir kriter var şimdi. Mesela ben size önünüze geldiğimde hocam ben Galatasaray İstanbul Erkek'e de benzeri bir Anadolu Lisesi'ni istiyorum ya da bir İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ya da benzeri bir dilde eğitim veren bir yabancı okul istiyorum dediğinde çocuklarda ne arıyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Kesinlikle onu gerçekten istediklerini ben öğreniyorum. Yani hangisi ağır basıyor? Çünkü genelde aklımızda iki fikir olur. Birisi daha ağır basar her zaman. Hangisi daha ağır basıyorsa ona göre bir yönlendirme yapmak gerekiyor. Zaten şu anda özel okul tercihleri önce yapıldığı, daha sonra devlet okulları tercih yapıldığı için bu karışıklığın da bir nevi önüne geçilmiş oluyor. Evet. Peki bu özel okulların tercihi ne zaman bitecek? 13'ünde bitecek tercih. Evet. 14-24 Temmuz arası da devlet okullarının tercihi tercih başlıyor. Nasıl tercih yapacaklar devlet okullarına? Devlet okullarına müdürlüklere gidip işte e-okul üzerinden öğrenciler yüzdelik dilimlerine 25 tercih hakkı ben var. Ben devamlı 24 diyordum. Beni uyardılar. Hocam ne yapıyorsun? 25 tercih. Evet, 25 tercih hakkı var. YEP puanına göre değil, Türkiye yüzdelik dilimine göre tercih yapmalarını öneriyorum. Türkiye yüzdelik, evet, şehir Türkiye değil yani. Şehir değil, Türkiye yüzdelik dilimine göre. Çünkü bu malumuz ikinci TEOG'da full biraz fazlaydı. Puanlarda oynamalar yaptı. Yani öğrenci Türkiye yüzdelik dilimine göre bir tercih yaparsa hiçbir sürprize karşılaşmaz. Valla bana göre de bir terslik oldu yani. İlk sınavda daha az konu kolay olması lazım. Evet. İkinci sınav daha çok konu zor olmasa bir tersi ödün. 17 bin kişi tam yapmış. O yani. Hiç belli olmuyor yani. Olmuyor mu? Şöyle ilk TEOG'da hani az konu var. O yüzden çok ayrıntı soracaklar diye bir düşündük. İkinci TEOG'da da şöyle çok konu var. Hani genel soru sorarlar diye düşündük. Fakat hiç öyle olmuyor. Gerçekten yani çok tersten vurabilirler. O yüzden her türlü her şeye hazır olmak gerekiyor. Peki siz devam edin hocam. Evet yani şimdi tercihlerde kaldık. 25 tane tercih yapıyorlar. Evet. Yüzdeliklerine bakıyor. Bir yığılma olabilecek gibi geliyor bana. Bu olabilir. 17 bin evet, çünkü çok... belki 176 tane birinci var ama bir yığılma olacak. Peki yani şöyle mi? Yüzdeliği diyelim %10. Yani %10'da kalmaması lazım bence öğrenci. Şöyle, biraz daha büyüklere doğru kayması lazım. Evet. Hem yüzdeliğin altında hem de üstünde tercih yapması gerekiyor. Ama biraz yüzdeliğin üstünde az yapsın değil mi? Yani evet, 10'sa 8 falan gibi olmalı. Yani. Aynen öyle. İlk 1-2 tercihini hayali dediğimiz tabii okulları yazsın. Mutlaka yazsın. Çünkü yazsın. 25 tercih hakkı var ve bunu tamamı doldurmak zorunda değiliz. Yani bir tercih yapmayalım. Ama 10'sa da ne bileyim bir 15'e gelsin yani. Evet. Geliyor orta ya da 17-18'e gelsin. Orta kısımları kendi puan aralığında tercihlerini yapsın. Sona doğru da hani ola ki yine de bir sürpriz, kötü sürprizle karşılaşmayalım diye kendi puanını %50'nin daha altında olan yerlere yazabilir. Yani şunu mu söylüyoruz? Tercih lisesi yaparken kapasitesinin üstü, kapasite ve kapasitenin altı yapsın ki öyle olsun diye. Peki bir iki cümleyle sen ne diyorsun tercihlerle? Bitiriyoruz çünkü. Ben tercihlerimde ilk önce hayallerimi, sonra da %50'min yettiğini yazacağım. Böyle %50'min altında da yazacağım hani ne olur ne olmaz diye. Yani son tercih bile gönlünün sesini olan bir yer diyorsun. Çok zor işiniz. Allah kolay gelsin. Sizin işiniz zor. Yani burada uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz ama sonuçta sonuçlar iyi geldiğinde insan rahatlıyor, mutlu oluyor. Efendim, sohbetimizin sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Biltes Eğitim Grubu Rehberlik Koordinatörü Sayın Burcu Çetin'e ve yine aynı okulun mezunu Sayın Gülşah Aksu'ya programa katıldığı için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli dostlarım, önümüzdeki haftadan itibaren başarıya doğru günde iki kez yayınlanacak. Yarın pazartesi saat 14.25 ve 16.05'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir pazar diliyorum.